gerçekten inanılmaz heyecanlı olduğum bir ürün incelemesi çekiyorum. Red Road markasının bana Çin'den göndermiş olduğu şarjlı süpürgeyi inceleyeceğiz. Binlerce liralık Dyson süpürgenin acayip benzeri bir ürün yapmış. Muhtemelen beni AliExpress videolarından buldular ve ürün göndermek istediklerini söylediler. Ben de kabul ettim çünkü hakikaten çocukluğumdan beri teknolojik ürünlere acayip merakım var ve Çinlilerin her ne kadar hor görülse de bu konuda çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çoğu ürünün de Çin'den çıktığını zaten biliyoruz. O yüzden bana bir Dyson gönderdiler. Bu videoyu aslında Onur Güler'le çekecektim. Kendisi bir TikToker, YouTuber ve teknoloji içerikleri yapıyor, kahve içerikleri yapıyor. Maalesef yurt dışında olduğu için çekemedi. Süpürgeyi ilk gösterdiğinde bana Dyson şakasını yapmıştı. O yüzden aklıma o geldi. Bir Dyson inceleyeceğiz aslında. Red Road markasının V17 Handheld Cleaner isimli ürününü inceliyoruz bugün. Bu arada konudan acayip bağımsız. Zeynep, senin kaşlarına bir şey mi oldu soruları akıllara gelirse diye cevaplamak isterim. Dün microblading yaptırdım ve şu an kaşlarım Azeri kızla Günel'le Gaga Bulut arasında ince bir çizgide gidiyor. Yavaş yavaş bu kabuk atacak ve rengi normale dönecek. Suratımda bir gariplik olduğunu fark ederseniz muhtemelen kaşlarımdandır. Neyse, konumuza devam edelim. Bende Xiaomi markasının 1C Handheld diye bir şarjlı süpürgesi var. Erkek arkadaşımın evinde de Philips'in Speed Pro'sunu kullanıyoruz. Philips'in çok fazla başlık alternatifi yok. Hatta sanırım sadece iki farklı şekilde kullanabiliyorsunuz o ürünü. Xiaomi'nin ise 4-5 tane başlığı var. Benim Xiaomi'de yaşadığım şöyle bir sıkıntı var. Düzenli aralıklarla birazcık makineyi ve parçalarını temizlemek gerekiyor. Araya acayip toz kaçıyor vesaire ve temizlemesi gerçekten zor bir alet. Derin aralarına kaçıyor. Ben de kafayı yiyorum, onları temizlemeye çalışıyorum. Hatta geçen gün rulo başlığını pirille çitileye çitileye yıkadım. Rengi açılsın diye artık kapkara olmuştu. Bir de böyle aralara kıllar, tüyler takılmıştı. Ben alalı neredeyse bir sene oldu ve şarjında da böyle birazcık artık çabuk bitmeleri görmeye başladım. Ekstra bir şarjı, bataryası olmadığı için de yedek batarya alamıyorsun. Ama mesela Red Road'da ekstra batarya var. Bu arada bu bir ilk izlenim videosu da olacak aynı zamanda. Çünkü geldiğinden beri sadece kutusunu açtım. Herhangi bir şekilde kullanmadım. Az önce jelatinlerini söktüm. Onun dışında ürüne sadece daha önce uzaktan baktım. Bugün hep beraber parçaları inceleyeceğiz, ürünün özelliklerini konuşacağız ve sonra da kullanıp deneyeceğiz. Çünkü ev çok pis. Bilerek de süpürmedim bugün. Hep beraber bir ev temizliği yaparız. Bu süpürge nasıl çalışıyor, ne kadar iyi, hangi başlığı ne işe yarıyor, hep beraber keşfederiz diye düşündüm. Şimdi birazcık teknik bilgilerle başlayalım. Belki bunu anlayan insanlar olur. Ben sadece bir tane süpürgeyle öbürünü kıyaslarken anlayabiliyorum bu tarz özellikleri. Voltajı 25.2, 450 watt'ta bir gücü var. Ağırlığı 1 kilo 62 gram. Eco modunda 60 dakika yani 1 saate kadar performans gösterdiğini iddia ediyor. Süpürge almadan önce de mutlaka kıyaslamak için aslında bu voltajına, wattına vesaire bakmakta fayda var. Ben bu arada aşağıya zaten satın alabileceğiniz linki de koyacağım. Şu anda Red Road'un bir yarışması var. MacBook'undan süpürgesine inanılmaz hediyeler veriyorlar. Yine onun da linkini aşağıda bulabilirsiniz. Hatta yarışmaya ben de katıldım. Eğer benim tasarımımı da oylarsanız çok mutlu olurum. Siteye girdiğinizde Red Road'un bütün mekanizmasını renklendirebiliyorsunuz kendi isteğinize göre. Sonrasında da bir oylama oluyor. Sonucunda da hediyeleri kazanıyorsunuz. Ben de böyle mavili morlu çok tatlı bir şey yaptım. Ben çok beğendim. Keşke bu yarışma daha önce olsaydı da benim tasarladığım şekilde bana bir süpürge gönderseler. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu ürünü bana Çin'den gönderdiler. Ama Türkiye'den de satın alabiliyorsunuz. Dediğim gibi aşağıda yine linkini bulacaksınız. Ürün şöyle bir kutunun içerisinde geldi. Şöyle. Şu anda ürünün motoru hariç geri kalan bütün parçalarını görebilirsiniz detaylı bir şekilde. Çünkü şu anda bataryasını şarj ediyorum. Motor parçasını daha sonra tekrar size detaylı göstereceğim zaten. Şimdi bu başlık meselesi gerçekten süpürgeyi aldığınız zaman öf ya bunları nereye koyacağım gibi bir dert yaratıyor. Red Road'un şöyle güzel bir artısı var. Duvara sabitlediğiniz tutucu aparatının her yerine o parçaları koyabileceğiniz bir alan yapmışlar. Süpürgenin bütün parçalarını aynı yerde bulabiliyorsunuz. Benim mesela Xiaomi'nin bir parçası orada, öbür parçası orada. Bir yıldır da şarjlı süpürge kullandığım için bir yıl içinde çok da düşünmediğim bazı handikaplar yaşadım. Mesela bu da onlardan bir tanesi. Öncelikle şu olaylı başlıkla başlamak istiyorum. Çünkü renginden dolayı da en çok ilgimi çeken başlık bu oldu. Bu ışıklı bir başlık. Çalıştırdığınız zaman, motora takıp çalıştırdığınız zaman bir ışık çıkıyor içinden. Genellikle araba koltuğu, araba içi temizliğinde kullanılan bir başlık. İlle de arabada kullanılacak bir başlık mı? Bence değil. Bununla da kenarı köşeyi alabilirsiniz. Aynı zamanda şuradan bastırdığınızda da uzuyor. Bu başlıkta toz alma fırçası diye geçiyor. Masa üstü, sehpa vesaire böyle tozlu yerleri çok rahat bir şekilde alabileceğiniz bir başlık gibi gözüküyor. Bu başlık benim kullandığım şarjlı süpürgede de olan bir başlık. Gerçekten hayat kurtarıyor. Elektrikli mite önleyici başlık olarak geçiyor.
Benimkinde might öldürüyor muydu bilmiyorum ama neredeyse birebir aynı başlık. Bir de içindeki bu fırçalı alan çıkabiliyor ve temizleyebiliyorsunuz. Ve son olarak aslında en çok kullanacağımız başlık, ana başlığımız. Motoru göstermeden önce neyi unuttum? Bayağı borusunu unuttum. Markanın isminin de üzerinde yazdığı ana borusu. Bu arada renk renk bu süpürge. İstediğiniz rengi seçebiliyorsunuz. Benimki kırmızı beyaz. Acaba Türk'üm diye bana böyle bir şey yolladılar mı diye düşünmeden edemedim ilk geldiğinde. Motoru getirdim, %70 şarj oldu. Yani ilk izlenim olarak şunu söyleyebilirim. Çok havalı duruyor bence makine. Yani benim Xiaomi'den çok daha tatlı durduğunu söyleyebilirim. İnce düşünülmüş detaylar var. Şu alttaki hazne kısmında minik bir fırça var. Muhtemelen buradaki artık tozu kiri çıkartsın diye. Ekrana basılı tuttuğunuzda bulunmuş olduğu modu kilitliyorsunuz. Tekrar basılı tutarsanız kilidi açıyorsunuz. Tuşlara birer kere bastığınızda da modlar arasında geçiş yapıyor. Şu kırmızı olan yerde de HEPA filtresini göreceksiniz. Yine benim Xiaomi ile birebir benzer bir yer yapmışlar burada da. Çok rahat bir şekilde çıkarılıp takılabilen bir filtre. Yıkayabiliyorsunuz ama 24 saat kurutmanız gerekiyor. Şimdi ben artık bu ürünün sesini, modlarını bir görmek istiyorum. Hemen açıyoruz ekranı. Bendeki Xiaomi'nin sesiyle de kıyaslamak istediğim için onun da 3 modunu sırasıyla açacağım. Önce Red Road'un ekosuyla başlıyorum. Çok az. Bu biraz daha yüksek bence. Şimdi geçiyorum medium'a. Bence aynı. Şimdi gelelim turboya. Wow. Evet, Xiaomi biraz daha fazla bağırıyor açık ara. Şimdi bir tane başlık takalım artık çünkü çok merak ediyorum. Artık bu ürünün parçalarını birleştirip evi süpürmenin zamanı geldi. Öncelikle şu büyük başlıkla bir deneyeceğim. Başlamadan şunu söyleyebilirim ki kesinlikle Xiaomi'den daha hafif, elinizi yoracak bir ağırlığı yok. Bu başlığın ışığı da var. O yüzden biraz karanlığa gidip nasıl olduğuna bakmak istiyorum. Şimdi şu an bu arada turbo moddayız. Ben eco ile birazcık ilerlemek istiyorum. Of, şuralar var ya hep saç. Ben acayip beğendim. Ekosu bile çok iyi. Şimdiden şu kadar kir topladı. Yani rezalet bu arada. Evin pisine bak. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Xiaomi'nin eco modundan çok daha iyi alıyor. Xiaomi'ninki takır tukur ediyor birazcık kullanırken ama bu çok yumuşak, böyle yere yumuşak dokunan bir başlık. Nasıl anlatabilirim bunu bilmiyorum ama hissiyatı yumuşak. Şu benim favorim olan döşeme, koltuk temizleme. Aynı zamanda mic'ları da yok eden başlığı denemek istiyorum şimdi. Şimdi Marley'i biraz korkutacağız o yüzden. Marlişko, hadi geç içeri. Hadi koş, hadi koş, korkacaksın kuşum. Bakın görüyor musunuz bilmiyorum ama buralar hep marla kılı. Şöyle yapalım. Medium alalım. Mesela şurayı da bir alalım. Son olarak yine çok merak ettiğim bir başlık var. O da bu araç için yapılmış olan ışıklı başlık. Bir de onu takıp denemek istiyorum. Biraz köşeleri alalım bakalım nasıl alıyor. Ev içinde kullanımı uygun mu? Baksanıza acayip havalı durmuyor mu? Hemen basıyoruz. Mesela şurayı bir alalım. Verdiği ışık normalde sanki hiç o kadar fazla veriyormuş gibi gözükmüyor ama köşelere girdiğinizde özellikle karanlık alanlarda acayip ışık veriyormuş. Evet, bugün birlikte Çin'den gelen Red Road markasının V17 şarjlı süpürgesini inceledik. Genel olarak yorumlayacak olursam benim bugüne kadar kullandığım şarjlı süpürgelerin hepsinden çok daha iyi. Ki zaten iki tane kullandım dediğim gibi. Xiaomi'nin 1C'si ve Philips'in Speed Pro'su. Bu ikisiyle kıyaslamam gerekirse bence en iyisi hakikaten Red Road. İlk izlenimlerim bu şekilde tabii ki. Uzun vadede negatif bir şey olur mu olmaz mı hiçbir fikrim yok ama çok kaliteli duruyor. Hakikaten Dyson gibi yapmışlar. Hem daha uygun fiyatlı hem biraz Dyson gibi cool gözüken bir şey arıyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Umuyorum videoyu beğenmişsinizdir. Ben çok keyif aldım. Teknolojik ürünler dediğim gibi incelemeyi ve almayı çok seviyorum. Red Road'a da buradan teşekkür ederim. Muhtemelen Çince, muhtemelen beni anlamayacaklar ama olsun, çok tatlılardı bütün bu süreç boyunca. Sizleri çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.